Birinci soru. Aşağıdaki uzunlukları karşılarında verilen ifadelerden uygun olanıyla eşleştiriniz. 8.350 kilometre Karadeniz'in kıyı şeridinin uzunluğu olabilir. 15 milimetre bilgisayarın klavyesindeki tuşlardan birinin eni olabilir. 5.137 metre Ağrı Dağı'nın yüksekliği olabilir. 18 santimetre ise kurşun kalemin uzunluğu olabilir. İkinci soru. Şekilde cetvel üzerinde gösterilen kalem ucu kutusunun uzunluğunun kaç milimetre olduğunu bulunuz. Bu uzunluğu santimetre ve desimetre cinsinden de ifade ediniz. Şimdi burada tam 2'den başlamış. Bittiği yer ise arkadaşlar tam şurası bakın. Yani bu 8,3'ten 2'yi çıkardığımızda 6,3 santimetreye eşittir. Bunu milimetreye çevirdiğimizde 63 milimetre yapar. Bunu desimetreye çevirdiğimizde ise 0,63 desimetre yapar. Üçüncü soru. Aşağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birimlere çeviriniz. A şıkkı 15.000 metre. 15.000 metre 15 kilometredir. Çünkü 1000 metre 1 kilometreye eşittir. B şıkkı 75 metre 750 desimetredir. Çünkü 1 metre 10 desimetreye eşittir. C şıkkı 68 metre 6800 santimetredir. Çünkü 1 metre 100 santimetredir. C şıkkı 2184 milimetre. Arkadaşlar bu 2,184 metredir. Çünkü 1 metre 1000 milimetreye eşittir. D şıkkı 750 santimetre. Bu 75 desimetreye eşittir. Çünkü 10 santimetre 1 desimetreye eşittir. E şıkkı 6570 milimetre. Bu 65,7 desimetredir. Çünkü 1 desimetre 100 milimetreye eşittir. Dördüncü soru. Aşağıdaki uzunlukların istenilen birimlere göre toplamını inceleyiniz. Hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz. A şıkkı 3 kilometre artı 7 metre artı 10 desimetre eşittir 20 metre denmiş. Şimdi bu uzunlukları metreye çevirelim. 3 kilometre 3000 metre yapar. 7 metre zaten metre cinsinden 7. 10 desimetre ise arkadaşlar 1 metre yapar. Bunları topladığımızda 3008 metre yapar. Burada ise 20 metre dediği için bu yanlıştır. Doğrusu 3008 olacaktı. B şıkkı 14 metre artı 7 desimetre artı 50 milimetre 215 santimetre denmiş. Şimdi bunları santimetreye çevirelim. 14 metre 1400 santimetre yapar. 7 desimetre ise 70 santimetre yapar. 50 milimetre ise 5 santimetre yapar. Bunları topladığımızda 1475 santimetreye eşit olur. Bakın bu da yanlış. Doğrusu 1475 olacaktı. Beşinci soru. 3 metre uzunluğundaki bir ağaç ayda 9 santimetre uzadığına göre 15 ay sonraki boyunun kaç metre olacağını bulunuz. Bu ağaç bir ayda 9 santimetre uzuyormuş. 15 ayda 9 çarpı 15 135 santimetre uzar. 135 santimetre ise 1,35 metredir. Bu ağacın boyu 3 metreydi. 1,35 metre daha uzadı. Boyu 4,35 metre oldu. 6. soru. 16 metre uzunluğundaki bir kumaşın 70 desimetre 65 santimetrelik kısmı satıldığında geriye kaç metre kumaş kalacağını bulunuz. Şimdi 16 metreyi santimetreye çevirdiğimizde 1600 santimetre yapar. Bunun 70 desimetre 65 santimetrelik kısmı satılmış. Şimdi 70 desimetre 700 santimetre yapar. 700 ile de 65'i topladığımızda 765 santimetre olur. Şimdi toplam 1600'dü. 1600'den 765'i çıkardığımızda 835 santimetre kalır geriye. 7. soru. Özgür'ün evinin okuluna uzaklığı 4500 metre. Hayvanat bahçesine uzaklığı 3 kilometredir. Okula gidip eve dönen Özgür'ün evden de hayvanat bahçesine gittiğinde toplam kaç kilometre yol gitmiş olacağını bulunuz. Bulduğunuz mesafeyi metre, desimetre, milimetre cinsinden de ifade ediniz. Şimdi okula gidip eve dönmüş. Okulla evinin arası 4500 metreydi. 4500 metreyi kilometreye çevirdiğimizde 4,5 kilometre yapar. Şimdi okula gidiş ve dönüş o zaman 4,5'u 2 ile çarptığımızda 9 kilometre yapar. Bir de hayvanat bahçesine gitmiş.
O zaman 9 ile 3'ü topladığımızda gittiği toplam yol 12 kilometre olur. Şimdi arkadaşlar bunu biz metreye çevirelim. 12 kilometre 12 bin metre yapar. Desimetreye çevirdiğimizde ise 120 bin desimetre yapar. Milimetreye çevirdiğimizde ise 12 milyon milimetre yapar. 8. soru. Aşağıdaki 10 santimetrelik cetvel üzerinde gösterilen ip ile aynı uzunlukta 20 ip parçasının elde edilebilmesi için yaklaşık kaç milimetrelik ipin kesilmesi gerektiğini bulunuz. Şekli incelediğimizde ipin boyu 1,5 ile arkadaşlar 8,5 arasında. Yani yaklaşık olarak 7 santimetredir. Şimdi bu ip ile aynı uzunlukta 20 ip parçasını elde edilebilmesi için arkadaşlar o zaman 7 ile 20'yi çarptığımızda 140 santimetre buluruz. Kaç milimetrelik ipin kesilmesi gerektiği sorulmuş. O zaman 140 santimetrede milimetreye çevirdiğimizde 1400 milimetre olarak işlemin sonucunu buluruz. 9. soru. Her bir basamağının yüksekliği 16 santimetre olan 25 basamaklı bir merdivenin toplam yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz. Bulduğunuz yüksekliği desimetre ve milimetre cinsinden de ifade ediniz. Şimdi her basamağının yüksekliği 16 santimetre ise toplam 25 basamağı varmış. 25 ile 16'yı çarptığımızda 400 santimetre buluruz. Şimdi bunu metreye çevirdiğimizde arkadaşlar 4 metre yapar. Desimetre ve milimetreye çevirelim şimdi. 4 metre 40 desimetreye eşittir. Bu da arkadaşlar 4000 milimetreye eşittir. Birinci soru. Aşağıdaki noktalı kağıda çevre uzunluğu 20 santimetre olan 3 farklı şekil çiziniz. Bir tane kare yapalım. Kenar uzunluğu 5 santimetre olsun. Bir tane dikdörtgen yapalım. Kenar uzunluklarından birisi 4 santimetre, diğeri de 6 santimetre olsun. Başka bir dikdörtgen yapalım. Bu sefer kısa kenar uzunluğu 3 santimetre, uzun kenar uzunluğu da 7 santimetre olan bir dikdörtgen olsun. Şimdi karenin bir kenar uzunluğunu 5 santimetre yaptık. 5 ile 4'ü çarptığımızda çevresi 20 santimetre olur. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 4 santimetre, uzun kenarı 6 santimetre. Şimdi 6 ile 4'ü topladığımızda 10 olur. 10 ile de 2'yi çarptığımızda çevresini 20 santimetre buluruz. Bu dikdörtgenin de kısa kenarı 3 santimetre, uzun kenarı 7 santimetre. 3 ile 7'yi topladığımızda 10 olur. 2 ile çarptığımızda çevresini 20 santimetre olarak buluruz. İkinci soru. Yandaki noktalı kağıtta verilen çokgenin çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunu tahmin ediniz. Şimdi şurası arkadaşlar baktığımızda 5 santimetre. UT kenarı ise yaklaşık olarak 4 santimetredir. ST kenarı ise arkadaşlar yaklaşık olarak 5 santimetredir. VS kenarı da yaklaşık olarak 5 santimetredir. Dolayısıyla bu dörtgenin çevresi yaklaşık olarak 19 santimetredir. Üçüncü soru. Paralel kenar ve kareden oluşan havuzun çevre uzunluğunu aşağıdaki gibi hesaplayan bir kişinin çözümünde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz. Çevreyi hesaplarken 7 metre artı 5 metre artı 7 metre artı 5 metre sonra 5 metre 5 metre 5 metre yapmış. Şimdi şurası 7 metredir arkadaşlar. Bu 7 metre 7 metre ve 5 metre var. Burası da kare olduğu için 5 5 5 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki bir tane 5 metre fazladan toplanmış. 5 metrelerden toplam 4 tane var. Oysa ki burada 5 tane toplandığı için bunu toplamaması gerekiyordu. Dolayısıyla doğru cevap 34 santimetre olmalıydı. Dördüncü soru. Yandaki dikdörtgenin içinden bir kenar uzunluğu 4 santimetre olan kare kesilerek çıkarılırsa oluşan yeni şeklin çevre uzunluğu değişir mi? Hesaplayarak gösteriniz. Değişir arkadaşlar. Dikdörtgenin ilk halinin çevresini hesaplayalım. Şimdi burası 15 santimetre, burası da 20 santimetre. Topladığımızda 20 artı 15, 35 yapar. 35 ile de 2'yi çarptığımızda 70 santimetre buluruz. Şimdi dikdörtgenin arkadaşlar buradan bir kare kesilerek çıktığında bakın şu şekilde bir kenar oluşacak. Buralar 4'er santimetre. Şimdi şu 4 ile şu 4 birbirine eşit. Yeni oluşan şeklin çevresi arkadaşlar 8 santimetre artmış oldu. 78 santimetreye çıktı. Beşinci soru. Kareli kağıttaki şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D,
Yanlış olanların başına Y yazınız. Çevre uzunluğu en büyük olan şekil L'dir. Şimdi bunların çevrelerini teker teker hesaplayalım. K'nin çevresini hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 birim. L'nin çevresini hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 birim. M'nin çevresini hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 birim. N'nin çevresini hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuralarda yaklaşık olarak arkadaşlar 4 birimdir. Burası da 4 birim. Bunun yaklaşık olarak çevresi 20 santimetredir. P'nin çevresini hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 birim. Şimdi verilen ifadelere teker teker bakalım. Çevre uzunluğu en büyük olan şekil L'dir. Bu yanlış. Çevre uzunluğu en küçük olan şekil P'dir. Bu da yanlış. L ve M şekillerinin çevre uzunlukları eşittir. Doğrudur. N ve P şekillerinin çevre uzunlukları eşittir. Yanlıştır. K şeklinin çevre uzunluğu P şeklinin çevre uzunluğundan büyüktür. Doğrudur. Altıncı soru. Bir paralel kenarın farklı iki kenarının uzunlukları arasında 4 santimetre fark vardır. Bu paralel kenarın çevre uzunluğu 68 santimetre olduğuna göre paralel kenarın kenar uzunluklarını bulunuz. Şimdi paralel kenarın arkadaşlar farklı uzunlukları arasında 4 santimetre fark varmış. Kısa kenarına bir kat dersem uzun kenar o zaman bir kat artı 4 santimetre olacak. Şimdi burası da bir kat, burası da bir kat artı 4 santimetre. Şimdi çevresini topladığımızda 4 kat artı 8 santimetre olur. Bu 68'e eşitmiş. 68'den 8'i çıkardığımızda 4 katı 60 buluruz. 60'ı da 4'e böldüğümüzde 1 katı 15 olarak buluruz. Paralel kenarın kısa kenarı arkadaşlar 15, uzun kenarı ise 19 santimetredir. 7. soru. Çevre uzunluğu 18 santimetre ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bütün dikdörtgenleri çiziniz. Dikdörtgenin kısa kenarı 1, uzun kenarı ise 8 santimetre olabilir. Dikdörtgenin kısa kenarı 2, uzun kenarı 7 santimetre olabilir. Dikdörtgenin kısa kenarı 3, uzun kenarı ise 6 santimetre olabilir. Dikdörtgenin kısa kenarı 4, uzun kenarı ise 5 santimetre olabilir. Çevresi 18 santimetre olan dikdörtgenler bu şekildedir. Bakın 1'e 8, 2'ye 7, 3'e 6, 4'e 5. Birinci soru. Aşağıda verilen zaman ölçülerini istenilen birimlere çeviriniz. A şıkkı 24 gün. Şimdi bir gün 24 saatti. O zaman 24 ile 24'ü çarptığımızda 576 saat olarak buluruz. B şıkkı 4380 gün kaç yıl eder denmiş. 4380'i 365'e böldüğümüzde 12 yıl olarak buluruz. C şıkkı 1 yıl 3 ay 2 gün kaç gün eder denmiş. Şimdi 1 yıl 12 aydır artı 3 ay daha toplam 15 ay yapar. 15 ay 15 çarpı 30'dan 450 gün olur. 2 gün de burada var. O zaman toplam 452 gün olur. C şıkkı 5400 saniye kaç dakika yapar diye sorulmuş. Şimdi 60 saniye 1 dakika yapıyordu. 5400'ü 60'a böldüğümüzde 90 dakika olarak buluruz. D şıkkı 2 saat 27 dakika kaç saniye eder diye sorulmuş. Şimdi 1 saat 60 dakika, 2 saat 120 dakika olur. 120 ile 27'yi topladığımızda 147 dakika buluruz. 147 ile de 60'ı çarptığımızda 8820 saniye buluruz. E şıkkı 936 hafta kaç yıl eder diye sorulmuş. Bir yılda 52 hafta var. O zaman 936'yı 52'ye böldüğümüzde 18 yıl buluruz. İkinci soru. 18 Ağustos 1983 tarihinde doğan bir kişinin 3 Haziran 2017 tarihindeki yaşını gün, ay ve yıl olarak hesaplayınız. Bu tarihleri yıl, ay, gün olarak yazalım. Önce 3 Haziran 2017'yi yazalım. 2017 yılının Haziran ayının 3'ü. Haziran 6. ay olduğu için 6 şeklinde yazdım. Şimdi 18 Ağustos 1983'ü yazalım. Yılı buraya yazalım.
Ağustos 8. ay olduğu için buraya yazdık. Burası da 18. günü. Şimdi çıkarma işlemini yapacağız. 3'ten 18 çıkmaz. Şimdi buradaki aydan 1 ay aldığımızda burası 5 aya düşer. Burası da arkadaşlar 1 ay 30 gün olduğu için 33 gün yapar. 33'ten 18'i çıkardığımızda da 15 buluruz. Şimdi burada 5 ay kaldı. 5'ten 8 çıkmaz. Buradaki yıldan arkadaşlar 1 yıl alırız. Burası 2016'ya düşer. Şimdi 1 yıl 12 aydı. 5 ile de 12'yi topladığımızda 17 yapar. 17'den de 8'i çıkardığımızda 9 buluruz. Burada 2016 kalmıştı. 2016'dan da 1983'ü çıkardığımızda 33 buluruz. Bu kişinin yaşı 33 yıl, 9 ay, 15 güne eşit olur. Üçüncü soru. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 2 yılda 24 ay vardır. Bu doğrudur. 1 yılda 12 ay var. 2 yılda 24 ay vardır. 7 hafta 35 gündür. Bu yanlıştır. Çünkü bir haftada 7 gün var. 7 kere 7 49 gün olacaktı doğrusu. 3 saat 27 dakikada 207 dakika vardır denmiş. Şimdi 1 saat 60 dakika, 3 saat ise arkadaşlar 180 dakika. 180 ile 27'yi topladığımızda 207'yi buluruz. Bu da doğrudur. Şu ifadeye bakalım. 5 dakika 500 saniyedir denmiş. Bu da yanlıştır. 1 dakika 60 saniye, 5 dakika ise arkadaşlar 300 saniye yapar. 5 yıl 3 ayda 1890 gün vardır denmiş. Bakalım. Şimdi 1 yılda 12 ay var. 5 yılda arkadaşlar 5 kere 12 60 ay var. 3 ayda burada toplam 63 ay var. Şimdi 63 ile 30'u çarptığımızda yaklaşık olarak 1890 buluruz. Bu da doğrudur. Gelelim şuraya. 3420 saniye 56 dakikadır denmiş. Şimdi 60 saniye arkadaşlar 1 dakika yapar. 3420'yi 60'a böldüğümüzde 57 buluruz. Bu da yanlıştır. Dördüncü soru. Doğum gününüzden bu soruyu cevapladığınız güne kadar kaç yıl, kaç ay, kaç gün geçtiğini hesaplayınız. Doğum günü 15 Temmuz 2009 olsun. Bugünün tarihi ise 10 Nisan 2023 olsun. Şimdi aradaki farkı bulalım. Önce yılı yazalım. 2023. Sonra ayı yazalım. Nisan 4. ay ve 10. günü. Doğum tarihini yazalım. 2009. Temmuz ayı 7. ay ve 7. ayın 15'i. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. 10'dan 15 çıkmaz. Şimdi buradan bir ay alırsak burası 3'e düşer. Bir ay 30 gündür. 10'a eklersek 40 olur. 40'tan 15'i çıkardığımızda 25 gün buluruz. Şimdi 3 aydan 7 ay çıkmaz. Buradan 1 yıl alırız. 1 yıl aldığımızda burası 2022'ye düşer. Burası 1 yılda 12 ay olduğu için 15 ay yapar. 15'ten de 7'yi çıkardığımızda 8 ay buluruz. 2022'den de 9'u çıkardığımızda geriye 13 buluruz. Bu kişinin yaşı 13 yıl, 8 ay, 25 gün olmuş olur. Beşinci soru. Yanda verilen tarihler arasındaki farkı bulma işleminde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz. İşlem yanlış yapılmış. Biz doğrusunu yapalım. Şimdi 13'ten 14 çıkmaz. Buradan bir ay aldığımızda bir ay 30 gündür. 30 ile 13'ü topladığımızda burası 43 gün olur. 43'ten de 14'ü çıkardığımızda 29 gün kalır. Şimdi burada arkadaşlar 4 ay vardı. 4 aydan bir ay çıkardığımızda 3 aya düştü. Şimdi 3'ten 10 çıkmaz. Buradan 1 yıl aldığımızda burası 2016 olacak. 1 yılda 12 ay var. 12 ile 3'ü topladığımızda burası 15 ay yapar. 15'ten de 10'u çıkardığımızda geriye 5 ay kalır. Burada da 2016 kaldı. 2016'dan da 2003'ü çıkardığımızda geriye 13 yıl kalır. İşlemin doğrusu 13 yıl, 5 ay, 29 gün olmalıydı. 6. soru. Günde yaklaşık 8 saat uyuyan bir kişi 7 yaşından 70 yaşına kadar yaklaşık kaç gününü uyuyarak geçirmiş olur? 7 yaşından 70 yaşına kadar arada 63 yıl vardır. Günde yaklaşık 8 saat uyuyorsa arkadaşlar bir gün 24 saatte 24'ü 8'e böldüğümüzde 3 buluruz. Yani günün 3'te 1'ini uyuyarak geçiriyor. Demek ki 63 yılın da 3'te 1'ini uyuyarak geçirecektir arkadaşlar. 63'ü 3'e böldüğümüzde 21 yıl yapar. 21 yılın kaç gün olduğunu bulalım.
Şimdi 1 yıl 365 gündü. 365 ile 21'i çarptığımızda 7.665 gün olarak buluruz. 7. soru. Bir televizyon kanalında 19.50'de yayınlanmaya başlayan film 22.40'da bitmiştir. Bu film süresince 3 kez 12'şer dakikalık reklam arası verildiğine göre filmin kaç dakika sürdüğünü bulunuz. Şimdi 22.40'dan 19.50'yi çıkaralım. Şimdi 40'tan 50 çıkmaz. Buradan 1 saat aldığımızda 1 saat 60 dakikadır. Burası 100 dakika olur. 100'den 50 çıktığında 50 dakika kalır. Burada 21 saat kaldı. 21'den de 19'u çıkardığımızda 2 saat buluruz. Şimdi geçen zaman 2 saat 50 dakikadır. Şimdi bu süre içerisinde 3 kez 12'şer dakikalık reklam arası verilmiş. O zaman bu reklamların toplam süresi ise 36 dakika yapar. Şimdi geçen süre 2 saat 50 dakikaydı. Bunun 36 dakikası arkadaşlar reklamsa o zaman filmin süresi 2 saat 14 dakikadır. 8. soru. Burcu Amerika'da yaşayan arkadaşı Arda'yı Türkiye saatiyle 14.50'de aramıştır. Arda Amerika'da saatin 07.20 olduğunu söylemiş ve Burcu'dan kendisini 10'da aramasını istemiştir. Buna göre Burcu'nun Arda'yı Türkiye saatiyle kaçta arayacağını bulunuz. Türkiye'de saat 14.50 iken Amerika'da saat 07.20 imiş. 14.50'den 7.20'yi çıkardığımızda aradaki saat farkını 7 saat 30 dakika olarak buluruz. Şimdi Arda Burcu'dan kendisini 10'da kaldırmasını istemiş. Amerika'da saat 10 iken Türkiye'de kaç olmalıdır? O halde aradaki saat farkı 7 saat 30 dakikaydı. 10 saate 7 saat 30 dakikayı ilave ettiğimizde arkadaşlar saati 17.30 olarak buluruz. Evet, Türkiye'de saat 17.30 olacaktır. 9. soru. Yanda Burdur'dan Isparta, Antalya ve Uşak şehirlerine yaklaşık olarak ne kadar sürede gidildiği gösterilmiştir. Burdur'dan bir grup öğrenci Isparta, Antalya ve Uşak şehirlerinden birine gezi düzenlemek istemektedir. Gezi için 9.15'te yola çıkıp 17'de Burdur'a geri döneceklerine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı, Isparta'ya gezi düzenlenirse saat kaçta Isparta'ya ulaşırlar? Burdur'dan 9.15'te yola çıkarlarsa Isparta-Burdur arası 45 dakika olduğu için 9.15'e 45 dakikayı ilave ettiğimizde saat tam 10'u gösterir. Yani 10.00'da Isparta'ya ulaşırlar. B şıkkı Antalya'ya gezi düzenlenirse saat kaçta Antalya'dan ayrılmaları gerekir? Şimdi Burdur'a saat 17'de geri dönmeleri gerekiyordu. Burdur'la Antalya arası 1 saat 45 dakikaymış. O zaman 17'den 1 saat 45 dakikayı çıkardığımızda saat 15.15'te Antalya'dan ayrılmaları gerekmektedir. C şıkkı Uşak'a gidiş düzenlenirse bu şehirde ne kadar kalırlar? Burdur Uşak arası 2 saat 25 dakikaymış. Şimdi gidiş dönüş hesapladığımızda arkadaşlar bunu 2 ile çarptığımızda 4 saat 50 dakika yapar. Yani yolculuk süresi 4 saat 50 dakika olmalı. Gezi için 9.15'te yola çıkıp 17'de geri döneceklerdi. Şimdi 17'den 9.15'i çıkardığımızda geriye 7 saat 45 dakika kalır. 7.45'ten 4 saat 50 dakikayı çıkaralım. Şimdi 45'ten 50 çıkmaz. Buradan 1 saat aldığımızda arkadaşlar 1 saat 60 dakikadır. 45 ile 60'ı topladığımızda 105 olur. 105'ten 50'yi çıkardığımızda 55 dakika kalır. Buradan 1 saat aldığımız için geriye 6 kalmıştı. 6'dan da 4'ü çıkardığımızda 2 saat buluruz. Dolayısıyla Uşak'ta 2 saat 55 dakika kalırlar.